Merhabalar dostlar, günün ikinci videosuyla karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Bilindiği gibi sürekli olarak bölgemizdeki GPS karıştırmalarından bahsediyoruz. Bu sefer Azerbaycan devlet tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının hava trafiğine yönelik radyo müdahalesinin araştırıldığı duyuruldu. Bu açıklamanın detaylarını aktaracağız. Açıklamaların detaylarını aktarırken şunu da söyleyelim. GPS'teki karıştırmayı görmektesiniz. Özellikle gerçekten de Ermenistan-Azerbaycan arasında yoğun bir elektronik harbin uygulandığı da dikkat çekiyor. Azerbaycan'ın yaptığı açıklama bağlamında önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Kırmızı noktaların GPS karıştırma yapılan noktalar olduğunu hatırlatalım. Yine bunun dışında görüldüğü gibi Karadeniz'de hemen İstanbul çıkışında yoğun elektronik harp uygulanırken yine savaşın olduğu noktadan Akdeniz'de, Türkiye'de İncirlik üssüne kadar çok sayıda noktada GPS karıştırılması dikkat çekiyor. Üstelik bu dünyada her yerde olan bir şey de değil. Görüldüğü gibi daha çok Rusya'da ve bu civarlarda olmakta. Bunun dışında diğer noktalarda herhangi bir sorun olmadığını not düşelim. Sadece Hindistan-Pakistan sınırında da GPS karıştırma elektronik harp uygulanıyor. Azerbaycan tarafından yapılan resmi açıklamayı aktaralım. Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde faaliyet gösteren yasa dışı Ermeni silahlı grupların yabancı hava yollarına ait sivil uçakları ve Azerbaycan hava yollarına bağlı anonim şirketlerin navigasyon sistemlerine karşı elektronik harp uyguladığı duyuruldu. Karabağ bölgesi çevresinde uçan sivil uçaklara ilişkin sinyaller, dolayısıyla pilotun uçağın kontrolünü geçici olarak kaybetmesine ve havacılık kazalarına yol açabilecek şekilde değiştirildiği duyurulurken, devam eden ceza davası bağlamında söz konusu silahların özellikle POME-21M olduğu ifade edilirken, yine kamyon tabanlı inşaatten ve kurulan Rus yapımı dünyanın en gelişmiş elektronik harp sistemlerinden birisi olarak bilinen Repellent tipi radyo elektronik savaş sistemi olduğu ifade ediliyor. Taktik ve teknik göstergelere göre POME kompleksinin GPS, GLONASS, Galileo, Beidou gibi diğer uydu navigasyon sistemlerinden gelen sinyalleri de karıştırdı ve radyo bariyerleri oluşturduğu ifade ediliyor. 150 kilometreye kadar uzaklıkta bulunan nesnelere karşı yoğun elektronik harp uygulanırken, tabii ki de Ermenistan'ın bunu yapabilecek gücü yok, Rusya tarafından yapılıyor. Repellent 1 kompleksinin Ermenistan'daki Gümrü üssünde kullanıldığını hatırlatalım. Kontrol ve veri iletim kanalları sinyalleri bağlamında 35 kilometreye kadar mesafeden tespit edilerek uçakların uzaydaki konumu, yönü ve hızı belirleniyor. Daha sonrasında radyo bariyeri oluşturuluyor. Kısaca dinleyelim. Silahlı birleşmeleri tarafından ülkenin hava mekanından istifade etmekle uçuşlar yerine getiren Azerbaycan Hava Yolları Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ve xarici aviya şirketlere məxsus mülki hava gemilerinin navigasiya sistemlerine karşı radiomaniyeler tətbiq edilmiş ve bu barədə dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlar verilmişdir. 2021-2023-cü illər ərzində belə radiomaniyelerin tətbiqinin intensivləşməsi həmin ərazilərin yaxınlığında yerləşən radar stansiyalarına global navigasiya PEG sistemlerinden signalların daxil olmasında fasillərin yaranması, signalların qəbuluna maniyelerin törədilməsi, habelə Qarabağ bölgəsi ətrafında uçan mülki hava gəmilərində navigasiya signallarının itməsi ilə müşahidə olunmuş və bununla da mülki təyyarələrin idarə edilməsinin müvəqqəti itirilməsinə və aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınmışdır. Avtomobillərinin bazası üzərində qurulan Repellent 1 tipli və kustar üsulla quraşdırılmış radio elektron mübarizə kompleksləri də aşkar edilmişdir. Taktiki texniki göstəricilərinə əsasən POME-21M kompleksinin 150 kilometredek mesafede yerleşen obyektlere GPS, GLONASS, Galileo, Beidou vs. tipli PEG navigasiyası sistemlerinden daxil olan signalların məhdudlaşdırılması ve radiomaniyelerin yaradılması için istifadə edildiği müəyyən edilmiştir. Repellent 1 kompleksinden havada olan obyektlerin radiorabita vasitelerinin idarə etmə və məlumat ötürmə kanallarının signallarının 35 kilometredek mesafede aşkarlanarak fəzada yerinin, istiqamətinin, sürətinin təyin edilməklə izlənilməsi, idarə etmə və navigasiya sistemlərinin işinə radiomaniyə yaradılması, eləcə də kustar üsulla quraşdırılmış radioelektron mübarizə komplekslərindən obyektlərə GPS və GLONASS navigasiya peklərindən daxil olan siqnalların məhdudlaşdırılması və radiomaniyələrin yaradılması istiqamətində istifadə edildiyi təsbit olunmuşdur. Bu GPS karıştırması tabii ki de Türkiye için de büyük sıkıntı. Bilindiği gibi Türkiye sivil uçakların geçiş noktası görüldüğü gibi neredeyse Türkiye'ye yakın her yerde elektronik harp uygulanmış durumda. Sadece Yunanistan'da olan noktalarda elektronik harbin uygulanmadığını görmekteyiz. Özellikle Amerikan uçak gemisi geldikten sonra Akdeniz'de adeta uçakların adım atması mümkün değil. GPS karıştırmanın dikkat ederseniz sadece İngiliz üssü civarında olmadığını görmekteyiz. İngiliz üssü civarında bu noktada dostlar
Bilindiği gibi RAF yani İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Akrotiri'de bulunan üssü civarında herhangi bir elektronik harf karıştırması yapılmazken bunun dışında buraya sürekli İngiliz uçakları indiği için muhtemelen Amerika ile anlaşmışlar. Bu noktaya herhangi bir şey yapılmıyor fakat bunun dışında Akdeniz'in büyük bir kısmında görüldüğü gibi elektronik harfin uygulandığını görmekteyiz. Yine elektronik harp dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi Karadeniz'de de yoğun olarak uygulanıyor ki bunun da Ukrayna-Rusya savaşından sonra başladığını hatırlatalım. Muhtemelen Karadeniz'de bulunan Rusya'nın Kırım'da bulunan, Sivastopol'da bulunan birlikleri tarafından elektronik harp uygulaması yapılıyor. Yine Ukrayna'da görüldüğü gibi işgal altındaki çeşitli noktalarda da elektronik harp dikkat çekerken yine Rusya'nın neredeyse büyük bir kısmında Petersburg'da görüldüğü gibi bu noktada elektronik harbin uygulanması dikkat çekiyor. Bunun dışında dünyadaki diğer gelişmeleri de hızlıca aktaralım. İspanya ordusu tarafından tatbikat yapılıyor. Milex-23 tatbikatı bağlamında Avrupa Birliği topraklarına konuşlanan İspanyol ordusu tarafından yeni bir tatbikatın başladığı duyuruldu. Bir diğer gelişme, Lübnan'a gidiyoruz. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedeflere saldırdığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerini vururken Savunma Bakanlığı ordunun sınır boyunca Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırının görüntülerini paylaşıyor. Yine Brezilya'nın São Paulo kentinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler İsrail'in saldırısına karşı Filistin'e destek pankartları taşırken özellikle Güney Amerika ülkelerinin tamamında Filistin'e yoğun destek olduğunu, başta Kolombiya olmak üzere yoğun destek olduğu haberlerini servis ediyoruz. Yine Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov'un Özbekistan'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatalım. Henüz elimize herhangi bir görüntü ulaşmadı. Yine sözde Rus barış, gerçekte Rus işgal güçleri Karabağ'da yeni kontrol noktaları kurmaya devam ediyor. Geçen günlerde yayınladığımız haberde 8 gözlem noktası ve toplamda 16 geçici gözlem noktasının kapatıldığını söylemiştik. Fakat bugün sözde Rus barış güçlerinin katılımıyla Karabağ'ın nüfuslu bölgelerine elektrik ve gaz tedariğinin yeniden sağlanması devam ediyor açıklaması yapılırken 8'i Azerbaycan tarafıyla ortak olmak üzere 14 kontrol noktasının Rus ordusu tarafından kurulduğu duyuruldu. Maalesef bu haber bu şekilde servis ediliyor. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da İsrail'in saldırısına karşı protesto gösterisi bu sefer Kongre binasında yapıldı. Kongre binasında oturma eylemi dikkat çekiyor. Önce Kapitol binası yakınına toplanan göstericiler İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etti. Daha sonrasında Dünya Sağlık Örgütü de protesto edilirken Amerika'da Kongre binasındaki oturma eylemi ise dikkat çekiyor. Özellikle Washington'da Filistin için ateşkes talebiyle protesto gösterilerinin düzenlendiğini de hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri polisi ise göstericilere saldırmadı. Bilindiği gibi özellikle Fransa'da göstericilere yoğun saldırılar yapılıyordu. Dolayısıyla bunu da vurgulamak istedik. Diğer gelişmelere bakalım. Sonra göstericiler Kongre binasının önünde bir süre daha slogan attıktan sonra akşam saatlerinde buraya Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önüne geldiler. İsrailli Yahudilerin bu protestoları Amerika'da gerçekten de kamuoyunun konuya bakışını değiştirir nitelikte. Zira şimdiye kadar Filistinlilerle ilgili gösterilerde Gazze'yi destekleyen ve İsrail'in operasyonlarını durdurmasını isteyen gösterilerin çoğunu Müslümanlar ve burada yaşayan Araplar yapıyorlardı. Ancak Amerikalı siyasilerin ve medyanın büyük bir bölümünün aksine ülkede yaşayan Yahudilerin bu gösterileri yapması kamuoyunda gerçekten bu konuya bakışı da değiştirmiş bulunuyor.